Bugün Binefis Mutfak'ta Orta Doğu'ya doğru gidiyor ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş bir tarif olan falafel yapıyoruz. Bu özellikle vegan takipçilerimizi çok sevindirecek. Çünkü hem tam bir bitkisel protein deposu hem de oldukça pratik ve doyurucu. Tabii lezzetinin de harika olduğunu söylememe gerek yok. Tahinli veya sarımsaklı yoğurtlu bir sosla birlikte yanına sadece salata yaparak öğlen veya akşam yemeklerinde tek başına tüketebileceğiniz gibi ara sıcak olarak da düşünebilirsiniz. Ayrıca nohut yemeyen minikleri de köfte diye kandırmak için harika bir alternatif. Biz içeriğini kendi damak zevkimize göre belirledik ama siz kullanacağınız baharatlar ve taze otlar konusunda değişiklik yapabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan tarifin detaylarına geçelim. Bu arada yeni tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açmanızı öneririm. İşe her zamanki gibi ön hazırlıklarla başlayalım. Tarifte soğan, sarımsak ve maydanoz kullanacağız. Siz isterseniz başka otlar da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri mutfak robotunda küçülteceğiz. Ama parçalama işlemi biraz daha kolay olsun diye bu malzemeleri robota biraz küçülterek ekliyorum. Böylece işim biraz daha kolaylaşıyor. Orta büyüklükte bir adet soğanı ve bir büyük diş sarımsağı soyup bu şekilde parçalara ayırıyoruz. Sarımsak miktarı bence yeterli. Ama siz daha yoğun sarımsaklı seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz. Taze ot olarak da sadece maydanoz kullanacağız. Ama robotta parçalama işlemi özellikle benim gibi tek bıçaklı bir mutfak robotunuz varsa biraz zor olabiliyor. Bu yüzden öncesinde maydanozları doğrayıp hazır ediyorum. Bunları da daha sonra kullanmak üzere bir kaseye alabiliriz. Tüm hazırlıklar bittiğine göre köfte harcını hazırlamaya geçelim. Bu işlemi yapmak için mutlaka böyle bir mutfak gerecine ihtiyacınız var. Robotun haznesine bir gece önceden suda bekletip süzdüğümüz nohutların yarısını ekliyoruz. Üzerine de soğan, sarımsak ve maydanozun yarısı. Bu tarife kişniş çok yakışıyor. Ben tane kişniş kullandığım için onu da robotta biraz parçalıyorum. Ama siz toz halinde kullanacaksanız harca diğer baharatlarla birlikte ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri robot sayesinde güzelce parçalıyoruz. Malzemelerin hepsini birden koymamamıza rağmen özellikle tek bıçaklı bir robot kullanacaksanız maalesef içindekileri tek seferde parçalayamıyor. Üst kısımlar bu şekilde bütün halde kalıyor. Bu yüzden bir kaşık veya spatula yardımıyla üstte kalan harcı karıştırarak hepsinin eşit şekilde parçalanmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemi ne yazık ki birkaç defa yapmak zorunda kalacaksınız. Tüm malzemeler yeteri kadar küçüldüğünde bu karışımı derin bir kaseye aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi hafif yapışık ama çok sulu olmayan bir harç. Bu kıvamı yakalamak için nohutların kuru olması çok önemli. Ben süzdükten sonra havlu peçeteyle de fazlalık sularından iyice kurtuldum. Aynı işlemleri kalan malzemelere de uyguluyor ve aynı kaseye aktarıyoruz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, içinde tane kişnişlerin bir kısmı bütün halde kalmış. Ben bu şekilde dişe gelmesini sevdiğim için tane kişniş kullanıyorum. Ama bu sizi rahatsız edecekse mutlaka toz kişniş kullanmayı tercih edin. Robotta kesinlikle tamamen toz haline getiremezsiniz. Artık diğer malzemeleri ekleyip harcı tamamlayabiliriz. Bir adet yumurta, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuz. Harca şekil vermek daha kolay olsun diye çok az da un kullanacağız. Son olarak da biraz karbonat. Hepsini tüm malzemeler homojen bir şekilde dağılana kadar karıştırıyoruz. Şu an burnuma gelen kokular o kadar güzel ki inanın iştahım kabardı. Bu harcın üzerini kapatıp dolapta bir saat dinlendirmemiz gerekiyor. Hem lezzetler iyice birbirine geçiyor,
hem de harç biraz çekip kolay şekilde verilebilir hale geliyor. Biz de o sırada üzeri için bir sos hazırlayalım. Ben sarımsaklı yoğurtlu yemeği seviyorum. Damak zevkinize göre siz yoğurda tahin ve limon ekleyerek bir sos hazırlayabilirsiniz. Veya sade olarak da tüketebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt için bir diş sarımsağı rendeliyoruz. Üzerine 5-6 kaşık kadar yoğurt ve biraz da labne peyniri ekliyoruz. Lezzet için biraz da tuz. Hepsini pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz. Labne peyniri benim tüm sarımsaklı yoğurtlarda kullandığım bir malzeme. Bence çok yakışıyor ama elbette zorunlu değil. Köfte harcı yeteri kadar bekledi. Geldik bu tarifin en uğraştırıcı bölümü olan şekil vermeye. Hepsini ceviz büyüklüğünde toplar halinde şekillendiriyoruz. Ben eşit büyüklükte olabilmeleri için bir tatlı kaşığı kullandım. Harç biraz yumuşak olduğundan ele hafif yapışabilir. Elinizi çok az yağlarsanız daha rahat şekil verirsiniz. Her seferinde elinizi yağlamanıza gerek yok. Sadece yapışmaya başladığında yağlasanız yeter. Hepsini bu şekilde yuvarlayıp hazır ediyoruz. Bu köfteleri bu haliyle dondurucuda saklayıp kullanacağınız zaman pratik bir şekilde alıp kızartabilirsiniz. Sıra geldi pişirmeye. Bu topları bol yağda kızartacağız. Bunun için küçük bir tencere kullanırsanız yağdan tasarruf etmiş olursunuz. Büyük bir tencerede istenilen derinlikte bir kızartma yağı için en az 1 litre yağ gerekir. Yağı küçük bir tencereye aktarıp ocağın altını açıyoruz. İyice kızdıktan sonra yağ nohut köftelerimizi dikkatli bir şekilde alıyor ve kızartıyoruz. İlk başta dibine yapışabilir, rengi değişmeye başlayana kadar dokunmayın, şekillerine zarar verebilirsiniz. Çok kısa sürede kızarıyor, dikkatli olun yanmasınlar. Dış kısmı bu şekilde kahveleşince bir kevgir yardımıyla havlu peçete üzerine alıyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. En güzel kısım sunum. Hepsini uygun büyüklükte bir servis tabağına alıp sosla birleştiriyoruz. Ben sarımsaklı yoğurt koydum ama tahin de güzel oluyor. İsterseniz deneyebilirsiniz. Kızartma kısmı hariç oldukça sağlıklı ve besleyici bir tarif. Bu şekilde yuvarlak yapmak yerine ince köfte şekli verip az yağda kızartarak bu tarifi biraz daha sağlıklı halde getirebilirsiniz. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin ve fikirlerinizi de yorumlara yazın lütfen. Çektiğiniz resimleri de Instagram Binefis Mutfak hesabına gönderip bizimle paylaşabilirsiniz. Devamının gelmesini istediğiniz videoları beğenerek bizi bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Malzeme listesi gram ve bardak ölçüsüyle açıklamalar kısmına her zamanki gibi eklendi. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.